Abi biz zaten dinliyoruz ama baklava nasıl oluyor merak ediyorsunuz. Ben size bugün ne dedim? Evde Nadir abinin tarifi, bakın bak, herkes baklava tarifi verebilir. Oruç koyun, şunu koyun. Malzeme zaten belli. Ben de size tarifini verebilirim. Ama bu işin erbabının tarifini dinleyip uygulamak bence farklı olacaktır. Sevgili üstadım, evde sevgili izleyicilerimizin yapabileceği şekilde sizin de gerçekten o yıllardır yediğimiz baklavanın şu ununun tarifini bir anlat. Evet, 1 kilo un, 3 yumurta. Bana bakma Nadir abiye bak. Bak 11. Doğru, doğru söylüyorsun. Nadir abi bir şey saklamasın. Bizim izleyicilerimizi saklamayalım. Konuşurken de net, akıcı ve sesli konuşalım. Niçin o? Sanırım gerçek tarifi vermeyecekler zaten. Bence. Yok, Nadir abim bize jest yapacak. Hayır, bak da seyret. Şimdi zaten bu tarifi yapıp, evde yapıp bizim program bitene kadar göndereceğinizi ben biliyorum. Hadi bakalım tutacak mı bir tarifi görelim. Evet, 1 kilo un. 3 yumurta. 3 yumurta. Bu arada Nadir abi siz sözünüzü kestim, anlatabilirsiniz tabii, o tabii. Hamuru da yumurtayı görelim. Yumurtayı yalnız hanımlar gene bir kaba kırsınlar da yumurtayı da koklasınlar. Bir yumurtanın kalitesinde unu berbat edilir. Bakın çok güzel bir püf nokta. Tabii. O yumurta bozuk olsaydı gitti. Lah diye gitti. Hamuru da çöp atacaktık. Kenarda işlemi yapıp koymamız çok güzel bir püf nokta sevgili izleyiciler. Bütün gıdalar için geçerli, koklamak tatmanın yarısıdır. Koklayın. Yumurta da hafif geliyorsa... Ne kadar su koyduk ustam? 2 bardağı su. 2 bardak su koyduk. Bu suyun soğuk ya da ılık olmasının bir önemi var mı? Soğuk olursa daha iyi olur. Özellikle yaz günleri soğuk su daha iyi olur. Hamur kendini salmaz. Bir de bunu şunu yapıyoruz. Eğer hamurun, bir hanımlar için söylüyorum, biraz daha sağlam olması için içine birkaç damla limon damlatmamız lazım ki hamur sağlam olsun. Gevrekleştirir bir de. Tabii. Da. Sirke görevi de görüyor. Tabii aslında. Sağlamlaşma açısından. Mesela şimdi burada bile stüdyoda bir hava akımı yok. Güzel stüdyolarımız var. Bu arada Kanal 7'yi tebrik ediyorum. Temiz ve güzel bir stüdyo yapmış size. Vallahi Nadir abi beğendiğin için teşekkür ederim. Senin tezgahların da dikkat ediyorsan böyle. Evet, o böyle videolarını biliyorum. İzliyoruz. Kocaman tezgahlar. sen beğendiysen sıkıntı yok. Tamam. Ben hep şeyi söylüyorum. Türkiye'nin şu an en iyi, en büyük stüdyosu efendim. Yani evet. Yemek programlarının evet. İçerisinde böyle bir stüdyo gerçekten yok. Bir de şeyi soracağım Nadir abi. Ekranda 1 kilo unda 11 gram tuz yazmışsın. Önemi bu, var mı onun? Var. Tuz biraz fazla olursa açılmaz. Az olursa da tabii sert açılmaz. Olursa da tutmaz, hamur tutmaz. Her şeyin başında tuz. 11 gram tuz dediğimiz o. Yani bir şey yaparken hanımlar yüreğini ruhunu koyarlarsa zaten başarırlar. Şimdi demek ki unu söyledik, suyu söyledik, tuzu söyledik, yumurtayı da söyledik. Bir de 2-3 damla limonu söyledik. Bir de ayrıca bir yemeğe kaşığı da tereyağı koysunlar. İçine. Yani neden? Getireyim mi? Ben hanımlara konuşuyorum şimdi. Hanımlara. Sevgili izleyiciler sizin için evde yaparken. Şefim tereyağı. Neden? Bu kurutmaz hamuru. Hamur kuruluyor. Hemen bir şey soracağım Nadir abi. Sen bunu hep açıklıyorsun. Antep'teki malzemeleri getirsek de, Antep'li ustayı getirsek de başka yerdeki nem oranından baklavanın çok tutmadığı söyleniyor. Doğru. Bununla ilgili bir açıklar mısın? Baklavada o ortamın neminin dengesinin önemi var mı? Şimdi birincisi hanımlar bu işi yaparken mutfak pencere açık olmayacak. Kapalı olacak. Kapattı pencereleri, perdeler de çekti. Hava akımı olmayacak. Hava akımı olursa biraz sonra incelediği zaman görecekler yufkalar kurur. Aslında çok ince bir yapıda açıldığından kaynaklı. Tabii. Çünkü oksijen teması hızlı bir şekilde kurutuyor. Onun için o 2 damla limondan da yağ dediğimiz sebep o. Evet. Bir de hamuru işte mümkün mertebe çok su niye koymuyoruz? Çok su koyarsan daha kolay açılır. Ama baklava kış diye yağ verilmez. Bakın bak biz ya. Bağlantıyı nereden yaptık? Aslında çok farklı bir nokta. Şimdi yemek çekmemeti gel sen söyleyeceğim. Kış demeyi. O güzel hadi bir oğlum, deyimi vardı oğlum. Abi içeri girdiğinde. Ya ben onu çok hoşuma gitti. Aslında bugünün şifresi onu yapacaktım ama cümleleri tam ezberleyemedim. Neydi abi o? Bak şimdi bıçağın takırtısı. Evet. Oklavanın takırtısı. Baklavanın hışırtısı. Mermerin zıngırtısı, yağın cızırtısı. Bunların hepsi bir lezzet mi oluyor? Tabii ahenk mesleği. Bak şimdi yapacağız. Biz Sezer ya böyle gelelim. Hiç gelelim. Fark etmez. Şu ustalarım. Bu hamur kaç, ha. Ne kadar dinlenecek? 10 dakika. 1 saat dinlendiriyorsunuz. Açılmaya başlıyor. 1 saat dinlendiriyorsunuz sevgili izleyiciler. Hemen biz Nadir abiye şimdi sözü vereceğim. Burada fazla durmayalım. Şerbeti için bana gramajı söylesen yeterli. 1 kilo şeker. Evet. 400 gram su. Yarım da limon. Sıkılmış, evet sevgili izleyiciler. Limon. Hamurun tarifini aldınız. Şerbetin tarifini de alın. İkisini beraber uygulayın. İçine evde soğuk ne varsa, ceviz, fındık olmaz, fıstık,
Değil mi? Badem önemli değil. Yani önemli olan hangi çeşidi yapacaksanız. Aynen. Ondan sonraki aşamayı şimdi ustalarımız burada yaparken eline dikkat edin. Ayarı nasıl olması gerekiyor? Oradan takip edebilirsiniz. En iyi püf noktası neydi? Hamurun nasıl yoğrulacağıydı? Şerbetinin önemiydi efendim. Şimdi sevgili Nadir abicim. Gözünüz orada olsun, kulağınız bizde olsun. Aynen. Şeyi soracağım ben. Baklavanın her halini yaptın, işledin. Evet. Zaten şöyle bir şeyi buradan itiraf edeyim. Baklavaya yeni bir yenilik ya da bir çeşit gelecekse önce Nadir abinin oradan çıkıyor. Şükürler olsun. Mesela burada glutensiz bir baklava yaptın. Bu çölyak hastalar için. Ha, çölyak hastalar. Onların özelliği unlu bir şey yiyemezler. Bu pirinç ununda yapılır. Şeker hastası ya da böyle hastalık grubunda... Bu şeker hastalığı ayrı. Hastalık grubunda olan birine bir dilim baklava dünyanın en pahalı arabasından daha özel geliyor. Bunu ben birebir yaşadığım için söylüyorum. İşte anneler geliyor bize, evladım diyor şeker hastası, sofraya oturuyoruz diyor. Bir evladım yiyor, bir evladım yemeyince içmesin. Nasıl diyor. Bir acıdır yani? Onun için mesela bunu tüketebiliyorlar mı? Bu çölyak hastaları. Çölyak hastaları bunu rahatlıkla tüketebiliyor mu? 1 milyon çölyak, evet, tüketebiliyorlar. Zaten biz bunu yapmak için, Ayvaz Bey, sen nasıl buraya geldin bir anda olmadı, bakın belgelerden geldi. Biz üretim izin belgesi almadan satmak suç ve yasaktır. Ben insan sağlığı sonuçta var. Üç mühendisim var, doktorum ve laboratuvarım var. Evet. Yani gelenekselikle bilimselliği birleştireceksiniz. Kesinlikle. Yani elden numune, ham maddeden numune, mamülden numune alınıyor. Türkiye'de 1 milyon çölyak var, 10 milyon da şeker hastası var. Peki, tabii ki şöyle de bir şey söyleyelim. Şeker hastasıysanız da, yani şeker hastası tarifine göre yapılan bu şeker hastalarının tüketebileceği baklava da olsa abartmamak lazım değil mi abi, Nadir abi? Her şeyin azı karar, ortası yarar, çoğu zarar. Yemeğinde, suyunda. Hepsini, yani kararında kalırsa bir şekilde sizin için de bir baklava üretiliyor. Tabii, tabii. Abi baklavanın şu çıkışı saray mutfağında tabii. Kalmıştık. Oradan saraydan bir devam çıktı. Edelim istersen. Padişahım dünyanın en büyük şehirleri, Kudüs, Halep, Şam, Bağdat, Kahire, İstanbul'dur. Evet. Dünya medeniyeti. Dedeme Şam'a atanan vali saraydan aşçı götürüyor. Yakın zamana kadar fıstık da baklavanın da kökü Şam'dı. Hmm. Sonra benim dedemin dedesi Mekke'ye giderken kervanlarla çöllerde geçerken Şam'a Halep'e uğruyorlar. Aylar sürüyor tabii. Görüyorlar kebabı, lahmacun, içli köfte, kebap ve baklavayı Antep'e getiriyorlar. Zaten lah et demek, macun ekmek demek, lahmacun Arapça bir kelime. Evet. Evet, şimdi getiriyor Gaziantep. Bundan sonra ne oluyor? İşte onlar çok güzel yaptıkları için, sizin gibi değerli ustalarla çalıştığı için ünün gelişiyor. Sonra Urfa'ya çeliyor, Maraş'a, Adana'ya, Ankara derken gelişiyor. Ve babam rahmetli de Karaköy'e gelip ilk fırında baklavayı 70 lira kuruyor. O gündür bugündür de dededen sonra müşteri karşılıyoruz. Abi sizin Antep'teki yerde ki ben dedemin dükkanı. Antep'te ben senin bir hikayeni dinlemiştim. He. Ya o kadar güzel bir kültür var ki yani o zamanlar yapılan bir şey. Sizin oradaki mekanın orada küçük küçük şeyler var, delikler var. He. Kalan baklava tepsilerinin dibinde şıralar kalıyor ya böyle baklavanın kırıntı aslında en güzel yenilecek yerleri. Onları tepsilerden sıyırıp oraya koyuyorlar. He. Çocuklar yiyor. Yani parası olmayan çocuklar. Onlara baklava kırıdırlar. Evet. Ekmeğe getirirler, açarlar sıcak ekmeği. Ekmeğin arasına sürüyor. Tabii onu koyduk biraz, kapattım mı işte içinden fıstık var, hakiki tereyağı var, en güzel yiyecek olur. Bakın sevgili izleyiciler, paylaşım da var. Yani sadece bir ürünü yapmak, yemek tamam. Birileri yer, birileri belki yemez ama orada yiyemeyen halkı da düşünerek hareket edilmiş. Ben çok duygulanmıştım gerçekten. Ve bir de şey vardı senin abi, bu... Gemiler buradan geçerken sana bir sinyal veriyorlar ve sen tepsileri hazırlatıp oradan gemilere falan gönderiyorsun. Hani o kadar namı duyulmuş ki artık baklavanın. Yani bu bizim ya da işte çıkıyor Yunanistan diyor ki baklava bizim. Ben mesela Almanya'da bir yerde gördüm. Şöyle bir baklava dilimi, daha doğrusu baklava demeyeceğim ben ona. Milföylü bir hamur, içinde bayağı bir kalın ceviz. Şu beyaz şey baklava yazmış beyaz. Mesela. Beyazı versene bana. Şefim bu neden tozlu mesela? Niye tozlu? Ne demek? Nişasta bu. Yok nişasta. Gel gel bak. Bundan olabilir. Ne adı ne? Adı ne? Derya şey. Derya bak. Derya Hanım tabaksanız. Evet ilk defa gördüm. Bak şimdi. İlk defa şimdi gördüm. Burada biz baklavayı hanımlara niye anlatıyoruz? Evet ilk defa. Unla açıyorlar. Sakin ol Derya korkma. Derya inceltemiyorlar. Evet. Bundan açılırsa iyi olabilir. İnceltemezler. Evet. Nişastayı iyi açarlarsa. Şu açalım da görmez. İyi açarlarsa ne oluyor? Tozutarak açarlarsa daha çok incelecek. Anladım, anladım hocam. Unda incelmez kesinlikle. Öğrenmiş olduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.